Başınız sağ olsun. Sağ ol Mehmet amca. Sağ olsun. Sağ ol Mehmet amca. Durduğun kabahat oğlum. Seni görmemiz için ya biz geleceğiz ya da biri ölecek. Sen temelli mi geldin? Yok ya, yarın döneceğim. Kalacak diyorlardı. Sanatçı kafası yani. Babam ölse de sahneye çıkarım ya. Kolay gelsin. İstersen beraber çıkalım. Oturuz bir şeyler içeriz falan. Olabilir. Sen öpüşmeyi biliyor musun? Biliyorum tabii. Sevgilim olsaydın öpüşürdük seninle. Olalım. O kadar pislik yaptılar. Hesabını sormayacaksın mı? Seni uyarmaya geldim. Öyle arkana 3-5 çapulcu alıp bir haleye girmeyi düşünürsen vazgeç. O defter kapandı. Aman oğlum kuvala. Baban geberdi gitti. Bir de sen çıktın başımıza pes edin. O başkan bir dahaki seçimlerde mahvoy oyalı. Komple arkandayız biz senin. Tövbe tövbe ya. Siz daha önce yarhaneye gittiniz mi? Girelim ihaleye, alalım babanın yerini. Parayı dert etme. Hepimiz yardımcı oluruz. Paraları kat bulunan bir şey çıkmak yok. Ne olursa olsun. 50 kere söyledim tamam. Güvenemiyorum sana be piç, anlasana. Akıllı ol. Kendini kaptırma. Burası bizim. Ben buradan gitmek istemiyorum. Galiba ben de. Dede. Evet. Yarhane ne demek? Ne bilirim ben de. Kopar mı dünya sana? Anladık. Ne anladın lan? Bir dahaki yarhanene görmeyecekmişik seni. Bir insan başka bir insanın hayatını ne kadar mahvedebilir? Ne kadar mahvedebilir?